Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte en uygun fiyatlı Corsa'ya bakacağız. Bu araç 1.2-75 beygirlik atmosferik bir motora sahip. Essential donanımı gördüğünüz gibi ne sis farı var ne çelik jantı var. Alabileceğiniz en ucuz Opel şu an bu araç. 179 bin lira liste fiyatı var. Peşin indirimleriyle birlikte 175 bin lira gibi bir fiyata bırakıyorlar. Artısını eksisini siz gelip bayilerle konuşabilirsiniz. Ön 208'in platform kardeşi bu araç biliyorsunuz. Şu ön tasarımdan başlayalım. Burada halojen farları var. Aşağıda sis farımız yok. Panjur'da dolu pakete göre bakalım. Şöyle ortalama orta bir paket var. Ona göre bir fark yok. Aynı. Buradaki krom eklenti ve siyah detaylar devam ediyor. Yan tarafta baktığınız zaman 185-65R15 evadında kapak jantlar var. Eco Contact 6 ile gelmiş. Piano Black aynalarımız ve kapı kollarımız var. Burayı güzel bak mat siyah yapmak yerine Piano Black yapmışlar. Bu güzel bir detay olmuş. Devam edelim yan tasarımda. Allah kapı sensöründen geçtim kapı açıldı. Yani bu çizgiler 208 ile yani çok benzer. Burada yukarı bir kavis var. 208 daha düzdü. Bir de o biraz daha yuvarlak geliyordu. Bu kesik geliyor. Onun haricinde çok benziyorlar. Şu profilden bakınca zaten 208 ile karışıyor çok. Arkası ayırıyor biraz. Burada depo kapağımız var. Benzinli bir araç. Depo kapakları da çok büyük ya. Böyle. Arkada halojen stoplarımız var yine. Yani piyasada alabileceğiniz en ucuz sıfır araçlardan biri bu araba. Baz donanım. Şöyle bagaj açın. Bagaj logonu buradan açılıyor. Arka tasarımı anlatmadan bagaja geçtik ya. Burada Opel logosunun içi de Piano Black kaplı. Buralar hep çizilme ihtimali yüksek yerler ama düz plastik olacağına Piano Black olması daha güzel tabii. Sileceğimiz var. Lümdüz bir arka tasarım var. Burada gerçek bir egzoz çıkışı var. Dediğim gibi 1-2 atmosferik bir motor. Şu bagajı açalım. Hissiyatı güzel. Buralar plastik kaplı. Boş paket diye burayı boş bırakmamışlar. Bu paraya Sandero alabiliyorsunuz. Sandero'da buralar kaplı bile değil. Şurada ufak bir parça var. Gibi mesela. Bagaj hacmi ekranda yazacak yine. Sağda solda şurada bir ışık var. Bir 12 volt vesaire yok. Şurada yine stop tertibatına ulaşabildiğimiz gözler var. Başka bir saklama alanı vesaire yok. Bagajın altında tam boy bir stepne var. Bir göz vesaire yok. İki tane de kanca karşılığı var. Güzel bagajı var. Yani bu segmentte yeterli bir bagajı var. Şimdi dolu pakete de bakacağız. Boş paket ve dolu paketin, yani dolu değil o araba, orta paket. Boşla ortanın farklarını anlatacağım. Kapı üstleriyle başlayalım. Kapı üstleri sert plastik. B segmenti klasiği. Burası kumaş ama sert kaplı. Yumuşak değil. Burada güzel bir doku var. Böyle alüminyumumsu kaplamalı. İki cam otomatik. Arka camlar elle. Tıpkı Clio'da da olduğu gibi. Burası yumuşak, güzel. Burada ufak bir tutma bölümü var. Kapı içi gözler de güzel. Arabayı genel olarak bu arabada anlatacağım. Sonra donanım farklarına birlikte bakacağız. Bunda iki cam otomatik. Diğerlerinde dört mesela, ona bakacağız. Koltuklara bakalım. Manuel ayarlı. Destekleri yeterli. Güzel koltukları var. Güzel. Baldır mesafesi güzel mesela. Çok şey değil. Şu içeri doğru geçeyim yavaştan. Evet, iç mekana geçtiğimizde deri olmayan plastik bir direksiyon bizi karşılıyor maalesef. Baz paket sorunsalları. Burada yol bilgisayarını kontrol ettiğimiz kol yine Opel'de devam ediyor. Far kumandaları burada. Bak. Boş paket olmasına rağmen şey var. Otomatik far var. Bu güzel. Ön sis farı yok ama otomatik farı var. Otomatik silecek yok ama. Otomatik silecek yok. Burada güzel havalandırma flaşları şey gibi. Şurayı kapatayım. Havalandırma flaşları 208'lik gibi olmuş. Benziyor ona. Burada bir hoparlörümüz, yani Twitter'ımız var. Hoparlör burada var. Kaputu buradan açıyoruz. Malzeme kalitesi, yani inanırsanız yumuşatabileceğinize yumuşar. Ama geneli sert böyle. Şurada biraz yumuşuyor. Ama genel olarak sert. Halojen aydınlatmamız var. Onu da görmüş olduk. Böyle bir ekranı var. Açılmıyor. Enerji tasarruf modu açıldı. Eco modu. Sistem kapanacak. Dokunamadık bile ya. Küçük bir ekran. Boş paket için yeterli ama. Güzel, fena değil.
kapı kilitleme ve dörtlü buton var. Burada ufak bir oyuk var. Buraya bir şey koyamazsınız ama ben söyleyeyim, buradan düşer. Manuel bir klima var. Tuş hissiyatları vesairesi güzel. Burada büyükçe bir göz var. Muhtemelen dolu pakette kablosuz şarj vardır. Bir 12 voltumuz mevcut. 5 ileri manuel vitesli bir araç. Vites geçişleri güzel. Debriyaj da pamuk gibi maşallah. Bizim arabanınki çok sert ya. Bunlar yumuşak, bak ne güzel. Burada bir mekanik el frenimiz var. 2 bardaklığımız, bir gözümüz var. Burada yine bir oyuğumuz var. Kol dayamamız yok. Yine boş paket sorunsalı. Güzel bir kaplaması var burada kapılardakiyle devam eden. Torpidosu geniş ama torpido büyük. Böyle sonuna kadar gidiyor. İçinde ışık yok. Soğutma da yok. Ama torpidonun büyük olması güzel bir şey. Üst tarafta makyaj aynalarımız var. Işıkları yok. Tavan döşemesi güzel. Kaliteli hissettiriyor. Çok boğuk değil. Pedal yerleşimleri güzel. Debriyaj yumuşak. Arkaya bakalım bir de. Beni gördü yine. Arka kapı üstlerimiz tabii ki de sert. Ön sert. Burayı sert olmayacaktı, ne olacak? Burası plastik. Kumaş kaplı değil. Burası da plastik. Keşke şurası kumaş olsaydı. Kolumuzu koyuyoruz buraya. Burada ufak bir göz var. Ve sene 2021. Merhaba. Ve yumuşak da değil ha. Sert. En son bizim Broadway'de vardı oğlum. Yapmayın etmeyin ya. B segmenti de olsa koyun. Clio'ya da koyun. Buna da koyun. Yani bu arabanın sorunu değil. Bu otomobil pazarının bir sorunu bence. Boş paket B segmentlerine bunu koymak yakışmıyor. Arka koltuklar güzel gözüküyorlar. Yine baldır mesafesi ve ISOFIX destekleri vesairesi güzel. Önde ben rahattım. Arkada bakalım ben nasılım. Diz mesafem 5 parmak. Ama güzel bak, dıştan küçük duruyordu ha bu araba. O kadar küçük değilmiş. Baş mesafem de 4 parmaktan birazcık fazla. Ortada şaft tünelim çok yok ama koltuk biraz dar. 3. yolcu 200 kilometre falan zorlanırsa gider. Çok zorlamamak lazım. Arkadan öne genel bakış böyle. Burada herhangi bir şey yok zaten. Kol dayama olmadığı için. Abi şu çok gözüme battı ya. Onun haricinde bir sıkıntısı yok ama arabanın güzel. Devam. Şimdi dolu paket, orta pakete bakalım bir de gidip. Evet, bundan böyle şöyle genel bir turunu atayım şöyle. Göstereyim. Şimdi orta pakete bakalım. Fıtı 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 fıtı. Burada da orta donanımı var. Elegans oluyor herhalde bunlar da orta. Burada 16 inç alüminyum alaşım jantlar geliyor. Boyalı kapı kolları geliyor. Bu aynı, aynı. Arkada da disk ram var, onu göremedim. Saç jant olduğu için. Arka stoplar yine halojen. Ön farlara bakalım bir de. Ön farlar nasıl? Önler LED galiba, evet. Şöyle gidelim arkaya doğru. Bagaj vesaire aynı, onları göstermeyeceğim. Arkada park sensörü eklentisi geliyor. Bakalım bu araba neymiş. Edition'mış. 1.2 turbo 100 beygir. Fiyatı da 220 bin liraymış bunun. Şöyle kapıyı açalım. Çok merak ediyorum, malzeme kalitesi değişiyor mu? Malzeme kalitesi değişmiyor pakete göre. Keşke değişseydi bari. Burada 4 cam otomatik geldi artık. Şöyle içeriye doğru süzülmeden önce. Koltuklar da aynı. Yani ne farkı var? Derin direksiyon farkı var. Bu otomatik vites olduğu için PSA'dan alıştığımız vites var. Başka ön sisler var. Ekran değişti. Buraya bu da açılmayacak. Güzel bir ekran gelmiş. Buradaki göz gitti tabii ekran geldiği için. Yine otomatik klima yok. Manuel klima var. Yine aynı göz devam ediyor. Kablosuz şarj gelmedi. Şerit takip gelmiş. Bir de elektrikli park freni. En önemli farklılığı bu. Sürüş modları. Bu bardaklık kısmındaki değişim. Ve kol dayaması. Kol dayaması açılıyor. Çok sert açılıyor ama. İçine yeterli seviyede. Ve ileri geri ayarı var. Malzeme kalitesi dediğim gibi değişmemiş. Yukarıya ışıklar da değişmemiş. Buraya ışık gelmemiş. Aynı devam ediyor. Şurayı açalım. Burada da ışık yok. Aynı. Önden aynı. Arkası birebir aynı. Arkada hiçbir fark yok. Evet. Bu da Edition'dı. En dolu paketi burada yok. Boş ve orta paketteki farklara baktık. Böyle güzel bir video oldu. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.